kalmalı değil ama kalmayacağız ama böyle bir minik bir kamp yapacağız. Deneme yani bu. Yavaş yavaş o havaya girmek istiyoruz yani açıkçası. İşte bir şeyler pişireceğiz böyle. Ne bileyim. Güzel bir ortam bulmaya çalışacağız. Haritadan ben baktım şimdi. Bir yer hoşuma gitti. Oraya doğru gidiyoruz. Biraz rüzgar var. Ama gerekli tedbirlerimizi aldık. Gerekli elbiseler yanımızda. Gerekli malzemeleri de aldık. Bugün ilk defa böyle büyük oranda böyle orijinal kamp malzemeleriyle böyle bir şeyler yapmaya çalışacağız. Çünkü yani Norveç yapan arkadaşlar, hani Norveç yapan unsurlardan bir tanesi de bu kamp hayatı. İşte kamp hayatını tatmak için insanlar buralara geliyor yurt dışından. Karavanlarıyla, işte motorlarıyla, işte çadır kurup böyle bir şeyler yapıyorlar. Aktiviteler yapıyorlar. Dolayısıyla biz de şimdi böyle sadece bagajımıza bir şeyleri attık gidiyoruz. Bir gün çadırımızla gideceğiz. Bir gün kayağımızla gideceğiz. Kayak dediğim bu kano. Kanoyla gideceğiz. Bir gün başka bir deneyim belki yine. Ama ortak unsur burada kamp. Kamp yapmak. Yani doğada bir vakit geçirmek. Bir gün geçirmek. İki gün geçirmek. Bir hafta sonunu veya işte birkaç saat geçirmek. Bizim bugün yaptığımız gibi. Klasik bir piknikten ziyade böyle güzel bir atraksiyon yapmayı düşünüyoruz bugün. Bununla alakalı ben sürekli videolar seyrediyorum. Zaten belgesel hastasıyım kendim böyle. Sürekli Türkiye'de yaşarken de belgesel hastalığım vardı. National Geographic olsun, farklı farklı kanal, Animal Planet falan. Şurayı da gösterir misiniz? Bakın, dedim ya burada hani bizim abantı andıran çok fazla şey var. Güzel yerler var böyle. Bir taraf deniz. İç kesimlere doğru gittiğiniz zaman sürekli böyle göller falan filan. Biz de böyle bir göl kenarına gideceğiz. Umarım bir aksilik çıkmaz. Tek sıkıntım şu. Yanlış hatırlamıyorsam 15 Eylül'e kadar mı? 30 Eylül'e kadar mı? Veya farklı bir tarih. Yani kısacası yaz bitimine kadar arkadaşlar. Burada ormanda ateş yakmak yasak. Ama hani güvenli bir bölgede işte su kenarında böyle bir mangalın içerisinde falan yakabiliyorsun. Yani buna çok ses çıkartmıyorlar. Biz sobamız var işte, özel soba. Ben soba kullanacağım bugün. Sobanın üzerinde bir şeyler yapmaya çalışacağız. Tek sıkıntım o. İnşallah o konuda bir problem yaşamayız. Ama mangala izin verildiğine göre bu zaten hiç, dışarıya hiçbir etkisi yok. Tamamen tüm olay sobanın içerisinde gerçekleşiyor. Yani bilmiyorum, bir problem olmaz diye düşünüyorum. Onun dışında kamp yerine ulaştığımızda tekrar görüşmek üzere. Bye.
operasyonu bitirdik. Son şeyler artık bunlar. Yani sobamızı kullandık, güzel. Gayet bakın çaydanlığımız şu an kaynıyor, ötüyor. Duyuyorsunuz çaydanlığın sesini. Kıymetli kardeşlerim. Biz de bu repliği yapmış olalım yani. Aman Allah'ım. Arkadaşlar en lüks lokantada yediğim yemeğe değişmem ya. Böyle bir şey var ya. Bir de bunları hazırlayana kadar bayağı bir kokluyoruz, sıkıyoruz, boşturuyoruz falan. Yok odun hazırla, yok bir şeyler yap derken bayağı enerji de harcıyorsunuz. Çünkü acıktık yani, böyle hak ettik yemeği diyelim. Yani böyle durup hazır yemek şeklinde değil de bayağı bayağı hak ettik yemeği. Evet. Şöyle bir şey oldu. Biraz bu alttan sızdırıyor böyle. Şöyle tutacağız artık bunu. Öyle de bir rüzgar var ki böyle insanı acıktırıyor gerçekten. O zaman herhangi bir şeyi yemenin keyfi apayrı oluyor gerçekten. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Daha fazla izlemeni istemiyorum. Ayıp oluyor gerçekten. Kusura bakmayın. Arkadaşlar bu rüzgardan sesim duyuluyor mu bilemiyorum ama güneşin özellikle yoğun olduğu zamanlarda tam böyle bir gümüş rengini alır ya su, denizde de gölde de ben bunu çoğu zaman görüyorum. Gerçekten bu
manzarayı çok seviyorum ben. Şu, şu bakın. Hani böyle denize ya da bu göllere yüksek bir yerden baktığınız zaman, bir de güneş gün batımına doğru, ah, bitiyorum o manzaraya. Evet. Ama bugün şansımıza çok rüzgar vardı. Gerçekten ya, tipik işte Norveç havası. Bazen yaprak kıpırdamaz böyle. Bazen birdenbire, yani saatten saate değişiyor hava. Dün bir yağmur vardı. Bu hava tamamen kapalıydı. Bugün açtı böyle. Muhtemelen hava değişiminin şeyi. Yüksek basınç yer değiştiriyor falan. Muhabbeti var ya. Yağmur ilk defa geldi. Burası göl gibi, akarsu gibi değişik bir yer. Yani alt tarafta bir şey var. Bir göl daha var. Arasında bir bağlantı var. Bayağı bir su akıyor. Yani şey gibi. Küçük bir nehir gibi yani. Evet, çoluk çocuk geldi. Kızım bu arada bir şeyler çekiyor. Bu da çok meraklı yani. Bu güzel bir şey tabii. Gençlerin bu tür şeylerle ilgilenmesi. Öbür kızım şurada macera peşinde. Gördüğünüz gibi düşmeye çalışıyor şu an. Rüzgar sesi. Çok kötü. Ve soğuk kesiyor. Öyle bildiğiniz rüzgar değil yani bu. Çelik gibi. Bizim alt tarafta böyle. Bereket üstüm fena değil. İdare ediyoruz. Çıksana oraya. O kayaya çık, kayaya. Arkadaşlar burada şey yok. Yani nasıl takdir edersiniz bilmiyorum. Şöyle kötü bir yer buluyorum, bulmaya çalışıyorum konuşmak için. Aman işte kızım yine oradan düşeceksin bilmem ne falan filan. Biz burada o işi unuttuk. Zaten ben Türkiye'de de hiç şey yapmazdım. Dikkat etmezdim bu tür şeylere. Şöyle uzanayım. Çünkü çocuk bu ya, düşecek tabii ki yani, düşecek. Hani hayatta böyle değil mi? Düşe kalka öğrenecekler yani bu hayatı. Sonra böyle ısırık çocuklar yetiştiriyoruz. Evlendikten sonra da devam ediyor. Anne diyor, eşim de diyor böyle böyle, babam baba diyor, eşim de böyle böyle bir durum oldu, ne yapalım falan. İşte anlıyor musunuz? Yani çocukların farkına varmadan özgüvenlerini biraz zayıflatıyoruz gibime geliyor benim. O yüzden ben açıkçası böyle çok çok böyle hayati bir tehlike yoksa, gerçi şu an var, orada düşerse Allah korusun. Ben ne diyorum yani, çık. Annesi diyor düşebilir falan. Ya düşerse düşer, ne yapalım ya. Ya işte bir taraf ya, kırılabilir, ne yapalım yani. Oraya çıkma, oraya inme, oraya gitme, bilmem ne yapma. Çocuk gerçekten özgüvenini böyle emiyoruz yani insanların farkına varmadan. Şefkat zehirlenmesi diyorum ben buna. Aşırı şefkatten çocuklar zehirleniyor. Ondan sonra da böyle pısırık pısırık tipler, böyle çok basit kararları bile alamayan ya da yanlış kararlar alan sürekli hayatı boyunca tipler üretiyoruz sanki. Dolayısıyla ben en güzel öğrenme, yaşayarak öğrenme diyorum. Düşebilir, düşsün. Ondan sonra da ağlasın. Sonra çok fazla ilgi alaka gösterme, sussun. Sonra görsün yani, düşmek de var hayatta. Ayağa kalkabilmek, tekrar devam edebilmek falan filan. Bunları en güzel kendi kendilerine öğrenecek. Ya da biz bazı konularda biraz ilgisiz kalarak onların daha hızlı öğrenmesini sağlayacağız. Evet, bu sosyolojik değerlendirmeden sonra böyle yatarak, yattığım yerden bitirelim artık. Yani şu manzaraya çıkalım. Öyle işte. Şimdi ben bu rüzgar var, bilmem ne var deseydim, evden çıkmasaydım, evde kös kös oturuyor olacaktım. Şu temiz havayı, şu güneşi alamamış, görememiş olacaktım. Ama şimdi gördüm, çok mutluyum. Rüzgarı kemiklerimin o içindeki iliklerime kadar hissetmeme rağmen mutluyum. Görüşürüz.